Ben ağzımı doldura doldura yılbaşını eleştirmedim, dikkat ettiyse. 3 gün sonra yılbaşı oldu Ali. Niye? Suçumu kabul ettiğim için. Kapı kapı dolaşmalıydım. Dükkan dükkan dolaşmalıydım. 100 küsür bin Diyanet personeli ne işe yarar? Adım başı bir camimiz var. Namaz arasındaki işinizin adı nedir hocalar? O süslenen dükkanını, çamını konuşuyorsun. Noel'i konuşuyorsun. Pamuk serpiştirmiş vitrini konuşuyorsun. O dükkana daha evvel girseydin sen, çayını içseydin, yemeğini yeseydin, bir hediye getirseydin. Ben Çorumluyum, leblebi benden, çay senden deseydin. Sen Ordulu Giresunlusun, bir avuç fındık benden, kahve senden deseydin. Şöyle bir muhabbet etseydiniz. Kafire benzeme hükmüyle alakalı Halep'i konuşsaydın, Moskova'yı konuşsaydın, Avrupa'nın adiyini konuşsaydın. Deseydin ki Kuzey Kore'nin komünist başkanı zalim, Kang Kim Kung Chang Kim Chung neyse, o şerefsiz gavur bile Avrupa'ya gıcığına yılbaşını kutlamıyor. Kutlamaya hayır diyor. Bir komünist kadar erdemli olmak lazım. Deseydin o adam ne çam keserdi, ne hindi alırdı, ne de o gece 12.01 geceye kadar televizyon seyrederdi. Suçunu kabul etsin hocalar. Özel sektördeki cemaatler, kusura bakmayın. Milletin verdiği paralarla kursunu, vakfını, derneğini, çarkını çevirenler. Kapı kapı dolaşsaydınız, insanlara zaman ilgilenseydiniz, bu ülkenin fotoğrafı bu kadar çirkin olmazdı. Evet, laik, demokratik yapılanmaya rağmen benim hukuk tahsilim var. Ülkemin mahiyetini senden daha iyi bilirim. Ben onlara girmem. Kavgada mı değiliz biz? Ama iş yapsaydık bu millet, kendisi Müslüman, 15 Temmuz destanı yazan bu asil millet bu gavurluğa evet demezdi.